oluyor Bunların en önemli sebeplerden bir tanesi yer çekimi. ve buna karşı koyamayız. Bir şekilde yer olduğu müddetçe yaşlanmaya devam edeceğiz. Bu yüzümüz için de geçerli, kaşımız için de geçerli, burnumuz için de geçerli, vücudumuz için de geçerli. Tabii bununla beraber güneş ışınları yaşlanmanın belki en önemli sebebi diyebilirim size. Yani şundan bahsedeyim. Güneş görmeyen insanlar daha az yaşlanır. Güneş gören insanlar çok daha çabuk yaşlanırlar çünkü. Güneş derimizde özellikle kolajen dediğimiz ya da elastin dediğimiz derimizdeki sıkılığı sağlayan, tonusu sağlayan bir takım yapılar vardır. Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları bu bağları kırar. Buna bağlı olarak da ciddi anlamda cildimizde bozulmalar, kırışıklıklar, tonusunda azalmalar söz konusu olur. Bu da otomatik olarak bize zaten yaşlanma belirtilerinin artık yavaş yavaş ortaya çıkması olur. Bununla beraber tabii stres faktörleri burada çok önemli ve bir takım zararlı alışkanlıklar ki bunların içerisinde en önemlisi sigara. Yani sigara dediğiniz zaman artık cildinizi hakikaten en çok bozan şey. Sigarayı bırakan insanların 6 ay 1 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde ciltlerinin daha kaliteli, daha düzgün bir şekilde geldiği, renklerinin açıldığı. Mesela sigara içen insanlara bakarsınız böyle morumsu gibidir. Dudaklar özellikle çok kronik ve çok ciddi sigara içen insanlarda görülebilir. Sigara içen insanların cildi daha pembemsidir, daha açık renklidir gibi. Bunun da en önemli sebebi nedir? Sigara içen kişilerde kan düzeyi yükselir, hemoglobin yükselir. Buna bağlı olarak da cildin böyle daha koyu gözükmesi buna bağlıdır. Sözün kısası yaşlanma aslında bir süreç. Bizler ne yapabiliriz? Yaşlanmayı durdurabiliriz. İlerlemesini azaltabiliriz. Yani veya oluşmuş olan bir yaşlılık prosesi varsa bunu geriye almak mümkün. Ama hiçbir zaman tamamen sıfırlamak imkansız bu. Yani e, yaşlanmak sonuçta her insanın elinde olmasa da bir şekilde oluşan bir konu. Hı hı. Hocam tabii e, tıbbın ve e, teknolojinin gelişmesiyle artık yaşlanmak konusunda e, Elbet yaşlanacağız ama kaliteli yaşlanmak ya da yaşlanmayı bir nebzede de olsa durdurabileceğimiz yöntemler var. Bunların başında e, cerrahi yöntemlere geleceğiz birazdan. Evet. Ama e, sizin önerebildiğiniz ya da en sık yapılan ya da herkesin hemen hemen buna vakit ayırması yapması gerekiyor dediğiniz yöntem nedir? Şimdi her şeyden önce yani bir hekim olarak yani bir plastik cerrah olarak, estetik cerrah olarak değil, tabii ki bizim yaptığımız işler biraz daha farklı. Bu konulara geleceğim ama. Yaşlanma konusunda eğer seyircilerimiz merak ediyorlarsa, eğer e, daha geç yaşlanmak istiyorsanız 3 konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan birincisi asabiyetten uzak duracaksınız. Yani sinirlenmeyeceksiniz. Mümkün mü? Mümkün. Yani herkes stresli. Herkesin İstanbul'da yaşıyorsanız özellikle stresiniz vardır. Mutlaka vardır. Ama her şeye rağmen asabiyet yani sinirlilik halinden uzak durmak gerekiyor. Bu bence en önemli kriter. İkincisi beslenme. Beslenme çok çok önemli ki beslenme konusunda ben şu programda saatlerce konuşabilirim. Plastik cerrah olmama rağmen hı hı. hani ne yemelisiniz, nelere dikkat etmelisiniz gibi bir beslenme uzmanı değilim ama bir hekim olarak bu konuyla ilgili çok ciddi araştırmalarım ve e, bu konudaki bilgilerim vardı. Bunu hakikaten bir gün paylaşmak istedim sizlerle. O zaman sizlerle. üçüncüye geçmeden buna bir başlık açalım. Sizi başka bir programda ağırlayalım. Plastik Biz diyetisyenleri ağırlıyoruz ama siz evet. e, bir plastik cerrah olarak yaşlanma üzerinde hiç e, diyeti konuşmamıştık. Öncelikle ana başlıklı neler yemeliyiz? Protein ağırlıklı mı, sebze ağırlıklı mı beslenmeliyiz? Ben şöyle söyleyeyim. Her şeyi organik tüketmelisiniz. Yani protein, sebze şu bu falan değil. Her şeyi organik ve zamanda yemelisiniz. Hımm en önemli konu her şeyi zamanında tüketmek. Yani zamanından kastım nedir? Şu anda kiraz mevsimi kiraz yiyeceğiz. Yani şu anda portakal